Hepiniz hoş geldiniz. Çok uykusuz kalacaksınız. Hayattan soğuyacaksınız. Hocalar hiçbir şey beğenmiyor. Bütün paranızı projenize harcayacaksınız. Hiçbir sosyal hayatınız olmayacak. Sürekli hızlı yapıştırıcı kokusuna boğulacaksınız. Fakülte zaten yılanlarla dolu olacak. Hocalar sizi küçümseyecek ve tüm vaktiniz çizim masasında geçecek. Yani şimdi olayı böyle anlatınca, dramatikleştirince gerçekten de birileri panik oluyor, korkmaya başlıyor. Şimdi nereden tutarsan bir şekilde kavrayamıyorsun meseleyi. Yani söylenilenlerin doğruluk payı da var. Evet, bu durumların bazılarıyla karşılaşılabilir. Ama sadece öyleymiş, sadece acı çekilen bir fakülteymiş gibi davranmak bence mantıksız. Tabii sizleri bu ruh haline, bu duygu haline iten bazı etmenler var. Ve ben bu etmenlerden kendi payıma düşeni çıkartıyorum. Nedir kendi payıma düşen? Bu Ütopya'nın ilk kurulduğu sayfa, Faculty of Mimarlığı'nın Instagram sayfası. Durmadan tweetler, capsler vesaire. Fakülte çok zor, uykusuz kalıyoruz. Ağlamaklıyız her zaman. İçimizde bir hüzün vesaire vesaire. Yani hani evet, bunların hepsi belirli doğrulardan, belirli gerçeklerden ortaya çıkma. Fakat yine de o kadar da bahsedildiği gibi acı çektiğimiz bir durum yok. Ki zaten Ütopya'yı tamamıyla takip eden arkadaşlar durumun böyle olmadığının gayet farkında. Nasıl söyleyeyim, yani sadece bizim Faculty of Mimarlık Instagram sayfamız yok. Bildiğiniz gibi FormSketch var yine Instagram'da. Orada dünya üzerindeki çizerlerin eserlerini paylaşıyoruz. Web sitemiz var aynı şekilde. Yazar arkadaşlarımız var. Bir şeyler yazıyorlar, paylaşıyorlar. Forumu var web sitesinin. Arkadaşlar kendileriyle alakalı ya da bölümleriyle alakalı sormak istediklerini sorup cevap bulabiliyorlar. Yani Ütopya sadece o capslerden ibaret değil. Ve bu capslerin hepsi mizah. Yani sizi korkutmasın. Uykusuz kaldık, yaşamıyoruz, öldük, bittik vesaire muhabbeti sizleri bölümden, bölümlerinizden, fakülteden lütfen soğutmasın. Bu bir mizah. Evet, mizahın her zaman bir doğruluk payı vardır. Bazı gerçeklerin sonucunda bu mizahlar üremeye başlar. Söylenilenlerin haklılık payı da yüksektir. Ama sadece onları da görmek bence çok da akıl kârı bir iş değil. O nedenle Mimar Fakültesi'ne yeni kazanan arkadaşlar, bu Ütopya'mıza yeni dahil olan arkadaşlar lütfen bunları dikkate alsınlar. Orada yazılanlar, meslekten soğutmak, meslekten sizi uzaklaştırmak, mesleklerin işbirliğinden uzaklaştırmak ya da sizlerin çok zor bir hayat yaşayacağınızı belirtmek için değil. Mizah nedir? Mizahın en önemli noktası nedir? Bence insanı düşündürebilmesi. Evet, orada yazılanların hepsi de demek doğru olmaz ama birçoğu üzerinde düşünülmesi gereken, tartışılması gereken konular. Belki de o amaçla değerlendirebilirsiniz, o amaçla kullanabilirsiniz. Kesinlikle sizleri meslekten soğutmak, sizi böyle karamsar bir havaya sokmak gibi bir amacım, bir niyetim yok. Fakültenin, ütopik fakültenin temellerinde bunlar yatmıyor. O nedenle mizah olduğunu anlarsanız belki siz de keyif almaya başlarsınız ki sanırım şöyle olacak. İlk baş biraz bir panik olacak üzerinizde. Çok mu zor, çok mu zor? Yapamayacak mıyım? Baksana duruma. Herkes nefret etmiş gibi yorumlar yapabileceksiniz ama bir yerden sonra bence zaten o durumlar sizin için de çok normal olacağı için mizah kısmında kalacaksınızdır ve belki siz de keyif alacaksınızdır. O nedenle ben bu bölümde böyle enteresan bir giriş yaparak aslında bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Bence o güldüğümüz, hoşumuza giden bazı capslerle sizleri baş başa bırakayım. Yine altını çizmeme gerek yoktur sanırım. Mizah amaçlı capsler. Hadi bakalım. 3 yıl boyunca, fakültede 3 yıl boyunca dertlerimizden, problemlerimizden, iyi günlerden, kötü günlerden geriye kalıp güldüğümüz paylaşımları beraber inceleyelim. Hazırsanız geliyor. Büşra yazarlarımızdan birisi hem mimarlık hem iç mimarlık ve çevre tasarımı okuyor. Öyle düşünmesi gayet normal. Sıradaki ise favorilerimden birisi.
Haklı yani. O maket her şeyden önemli, kendimizden bile. Sıradaki görsel içinse küçük bir tavsiye olsun. Çantanın havasına kanmayın. Az önce gördüğünüz görsel benim için çok can sıkıcı bir durum. O kadar emek veriliyor, o kadar para harcanıyor. Daha farklı, daha güzel şekilde değerlendirilebilir. Aslında böyle bir format mı yapsak? Jüride ne giysem? Benim jüri stilim. İyi bir format olabilir. Bence tutar. Afiyet olsun. Bunu söyleyenin ben olmasını çok isterdim. Ama Mimar Sinan söylemiş bile. Ayrıca jüriler sizce nasıl mekanlarda olmalı? Sıradaki onu göstereceğim.
Bu videonun da sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli ve videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O vakte kadar kendinize iyi bakın.